Herkese selamlar dostlar. 9 Kasım 2023 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var ideal yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Hatta bazı maçların skorlarına kadar değinmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Fenerbahçe ile Ludo mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Benim skor beklentim 1 ve 2 yönünde. 2 1lik bir Fenerbahçe çıkabilir. Galibiyeti çıkabilir. Birazdan maç hakkında konuşacağız. Kendi skor ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Dortmund Newcastle maç skorunu kazanan arkadaşımız da MR Oksijen isimli arkadaşımız. Bu arkadaşımız da bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekranda zaten Kangal Bey olarak da tek iletişim adresimiz burasıdır arkadaşlar. Benimle her türlü soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, gelmek isteyenler, maç hakkında soru, görüş, öneri, eleştir her şey için benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Kangal Bey Instagram hesabından. Pazartesi günü yüksek misle neler yaptık? Arkadaşlar yüksek misle güzel bir seri aldık. Pazartesi günü yüksek misle derim ki Kayseri'nin herhangi bir yeri kazanır 500 TL. Alalım abi. Kayseri ne yaptı? Mücadeleyi kazandı mı? Kazandı. Ki zaten YouTube'da da ben sizlere bunu Kayseri'yi direkt yarı kazanır diyerekten vermiştim. 500 TL olarak tertemiz içeride. Ve NBA yaptık. Indiana mücadelesi vardı. Dedi ki 5 sayı fark atar 600 misli de bunu alalım. 1.41 gibi oranı vardı. 152'ye 111 mi ne bitti? Yaklaşık 40 sayı fark attı. Öyle bir yüksek misliydi. Çok çok rahat kazandı. Neredeyse her periyot kazanan bir Indiana vardı. Çok rahat içeri aldık. Tebrikler. Salı yani dün şampiyonlar ligi yüksek misli neler yaptık? Ben sadece dedim ki arkadaşlar bir tane yüksek misli yapacağım. O da Manchester City'nin yüksek mislisi ama kadroyu görmem lazım. Halat var mı yok mu görmem lazım dedim. İki tane de attı getirdi. Ev sahibi iki buçuk üstü 500 misli aldım mı aldım. Onun dışında bir de Venezia mücadelesi vardı. Ona da 800 misli yaptık. Basketbol mücadelesi. Güveniyorduk ama gerçekten bizi zorladı. Son periyot ama 18 sayı fark ataraktan da galip gelmesini bildi. 800 misli yaptık onu da tertemiz içeri almasını bildik. Tebrikler saladı. Aynı şekilde temiz. Çarşamba devam edecek. Bir de yüksek misli canlı yaptım. Dün Manchester City'nin baktım, fena geliyor. Yani ilk 16 dakikada %100 3 tane gol pozisyonu kaçırdı. İlk yarıya da zaten 2-0 önüne girdi. Yüksek misli seviyesine bir de canlı getirdik. Buna da misli öneriyorum. Burada canlıya ve maç önüne tamamen ben misli öneriyorum. Buradan o şekilde kasa gidiyor. Geçen ay Ekim ayında 9092 TL net karla kapattığımızda belirtelim. Dün sadece bir kombine verdim. Ana kombinemdi. Atletico Madrid'in 2 gol atarı tertemiz aldık. Lazio Feyenoord mücadelesine de ben... KG var olarak bekliyordum. Lazio ilk yarıda gol attı. Canlısını aldık. Hatta ilk yarı golü Lazio atar diyerekten almıştık. Fakat Feyenoord burada golü bulamadı. KG var aslında güveniyordum. Fakat başarısız oldu. Feyenoord burada şansımız yanımızda değildi. Atamadı maalesef. Canlı maçlarla zaten gruplarımıza ilerliyoruz. Birazdan da bahsedeceğim. Dün aynı şekilde canlılarda devam ettik. Bugün de yarın da diğer günler her türlü canlılar devam edeceğiz. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmından da bu gruba mutlaka giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası ücretsizdir. Burada ücretsiz tahminleri görürsünüz. Ve ayrıca dün sizlere bir şey göstermek istiyorum. İzleyin. Şimdi ben zaten canlı start demişim. 20.45'te canlıyı startlamışız. Ondan sonra dedik ki ya hak diyerekten de 20.41'de ekran başına geçmişiz. Ve iki tane maç vardı zaten şampiyonlar ligi. İkisini de açtım takip ettim. Normalde 3 veya 4 takip ediyorum. Ondan sonra dedik ki Barcelona şartlar mücadelesi. İlk yarı gol gelebilir. Dedim ki bakın altında ne yazıyor? Çok riskli. Devreden şartlar atarsa artı 5 oranı var. Devreden golü kim attı? 45'te mi ne attı? Şartlar kafayı bir koydu uzak köşeye doğru kaleci zıpladı. Hop üstünden girdi. Tertemiz. Ne oldu? Geldi. Ondan sonra Dortmund mücadelesi vardı. Ne verdik? İlk yarı gole girmedik ki Dortmund basıyordu. Editörümüz verdi. Bunu dedi ki Dortmund iki tane kaçırdı ki kaçırmıştı. 3 de affetmez diyerekten de. Üçüncü de, de affetmedi gerçekten. Barcelona'dan Dortmund ilk golü geldi zaten. 1.81 gibi orandan. Burada tekrardan bir canlı verdik. Newcastle mücadelesini verdim. Jack Basman 4.5 korner diyerekten de bu başarısız oldu mesela. 4 kornerde bitti. Newcastle atamadı maalesef. Geri de düştü fakat atamadı. <laughs> burada biraz gaza gelmişiz. Şartlar mücadelesi ilk yarı 0 3 Ben kendim zaten 4.65 gibi olandan 50 TL attım. Dedim ki hatta burada yazı da yazdım. Dedim atacağım 1 milyon alacağım 5 milyon da yerse 50 liramız burada 250 TL civarında bir miktar oldu. Çok fazla tabii 5 orana İlk yarıdan Şaklar golüne gidip de yüksek basamazsın yemez zaten. Ama biz burada oyuna göre canlı verdiğimiz için izlediğimiz için o şekilde tertemiz Şaklar'ın golünü ilk yarıdan da artı 5 oranlarında aldık. Bu şekilde devam ettik diyerekten de geçelim. Sizlerden ricam artı 500 seviyesinde beyni bırakmanızdır arkadaşlar. Hemen 2 saniye ayırıp hatta sayalım birlikte. 1-2 Bir, Beyniler geldiyse yavaştan Beşiktaş maçıyla başlayalım. Maçlarımız güzel umarım sizlere kazan sağlatırız. Beşiktaş'ta Bodo Glimp. Beşiktaş'ta bazı önemli gelişmeler var. Ahmet Nurçe bir aday olmayacağını açıkladı. Bence olumlu bir haber ki aday olsa da Seçilse bile Beşiktaş taraftarıyla isyan etmeye devam ederdi net bir şekilde. Bodo ile oynayacaklar. Bodo ne kadar hızlı bir takım olduğunu zaten biliyorsunuz. İlk mücadelede de biz Bodo tarafındaydık. Kazandık. Ama tabii ki şöyle ya temsilcimizin kazanmasını tabii ki isteriz. Özellikle bu dönemde ülke puanı için iyi bir atak yapmışken tabii ki burada Beşiktaş'ın kazanmasını isteriz ama bence zor gibi geliyor. Mücadelenin ideali karşılıklı atılacak gollerdir. Her iki takımdan da gol bekliyorum ben. KG var seçeneğini değerlendirebiliriz burada. Onun dışında arkadaşlar ben burada, Bodon'un da burada herhangi bir yarayı kazanır. Diğer seçeneğinde bunu zaten göstermiştim. Bodo herhangi bir yarayı kazanır da 1.81 gibi oranı var. Hatta benim skor beklentim 2-1 doğrudan Bodo'nun kazanması yönünde. 90 dakika sonucunda. Çünkü Beşiktaş burada basarsa ki bence yeri geldiği zaman risk alıp basacaktır. Bir takımda olaylar da var. Beyli'nin Tayfur'a saldırması, yanlış anlaşılma, Burak Yılmaz'ın hamına mamına demesi, açıklamaları, Beyli'yi kaldırışı bırakmak vesaire. Takım karışık. Yani bu takım belli biraz düzelmez. Burada Bodo kazanırsa Zaten 2-1'de beklentim var. 2-64'de oranı var. Legia Varşova ile Zrinjski mücadelesi. Zrinjski takımı Bosna Hersek takımı ilk mücadele 2-1 Legia Varşova deplasmanda kazandı. Polonya ile Bosna Hersek karşılaşması diyebiliriz buna. Her iki ülkenin takımlarının karşılaşması. Legia Varşova takımı son mücadeleyi deplasmanda 2-1 kazandı. Fakat deplasmanda olması kaynaklı yani pozisyonda verdi. Ve bu grubun bu grubun puan durumu sıkıntı. Yani gruba bakın Aston Villa var, Alkmaar var. Yani burada Legia Warsaw'nın doğrudan kesin galibiyet alması lazım. Kaçırmaması lazım. Kendi evinde Aston Villa'yı yendi. 3-2 gibi skorla bu maçı da kesin değerlendirmesi lazım. İdeal kombinlere girebilecek bir mücadele. Ondan bahsedeyim. Matsun'u 1, 1, 31 gibi oran alınabilir. Eğer ki biraz daha oran yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altına 1 yaparsa arkadaşlar burada oranı 1.61 seviyesine kadar da yükseltebilir. Çukariçki ile Fiorentina mücadelesi. Ben bu maçı ilk maçta yüksek misli yapmıştım. İlk yarıdan gelecek galibiyetine mücadele sanırım 6-0 bitti. Ya, ya baylar şöyle söyleyeyim inanılmaz bir kalite farkı var. Ya Fiorentina burada yedeklerle çıkacaktır. Ligde en son kaybetti. Kaybetti ama Juventus'u gömdü, gömdü. Sahaya gömdü. Öyle bir mücadeleydi. 25 tane mi? 26 tane mi zaten Fiorentina'nın sarf kendi şutu var. Juventus 1-0 kazandı. Ben burada e, Fiorentina'nın yedek kadroya çıkmasını bekliyorum ama yedek kadroya baktığımız zaman da ikoneler, sotiller e, havada uçuşuyor. Yani kadro yedek kadrosu da çok sağlam. Bu sezon genel sağlam bir kadrosu var Fiorentina'nın. Yine burada ilk yarıyı kazanırı tek tercihim olacaktır. İlk yarı galibiyeti 1.46 gibi orandan. Kulüp Brugge'la Lugano karşılaşması. Kulüp Brugge iki tane deplasman mücadelesi oynadı. İkisini de kazandı. Bir de burada e, kendi evinde berabere kaldı. Beşiktaş'taki ki o mücadeleyi hatırlayın. Mert Günok inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Maç sonu yaptığı açıklama şu yöndeydi arkadaşlar. İşimiz bu. <laughs> Tertemiz açıklama yaptı orada. Ben burada kulüp burucum burada galibiyetini bekliyorum. Galip gelirken de bence iki tane gol atar gibi geliyor. Maç sonu 1.5 üst. Burada 1.36 1.40 seviyesinde oranı var. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 2.5 üstüne bir de yapabilir. Ona yönlerine bir tercih yapabilir. Öyle de yazmışım ben yüksek oranıyla birlikte. Ludogorets Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe Avrupa'da zaten bu, bu arada bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazın. E, Fenerbahçe zaten Avrupa'da belirli bir rotasyona giden bir takım. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ludogores ilk mücadele 3-1 kaybetti. Fakat Fenerbahçe'de hem derbi derbi sayılır mı ya? Yani? Derbi sayılıyor da biri diyor derbicik diye, diye bir şeyler. Trabzon gerçekten güzel yendi. Tertemiz yendi Fenerbahçe'yi. Şimdi Fenerbahçe'nin iki ihtimali var. Ya bu maçta reaksiyon gösterecek, burada kazanacak. Ya da derbinin mağlubiyetiyle birlikte moraller bozuk olacak. Ve yani bir tane Ludo Gores atsa yine mi yenileceğiz mantığıyla. Yine bir mağlubiyet de çıkabilir bilmiyorum ama. Fenerbahçe'deki hem savunma hattındaki eksiklikler kaynaklı da. Hem de savunma hattının birbirleriyle çok fazla oynayama, oynamaması üzerine de Ludo Gores'in burada gol bulması beklenebilir. İdealden bence karşılıklı gelecek goller değerlendirilebilir. Onun dışında ben Fenerbahçe'nin burada reaksiyon vermesini bekliyorum. 2-1 bandına Fenerbahçe'nin kazanmasını ve bu 2 de şöyle değerlendirelim istiyorum. Mücadeleyi Fenerbahçe kazanır ama maçta da karşılıklı gol olur. Yani Matsun 2 ve KG var yaparsanız 2.40 gibi orandan da ekstradan değerlendirmiş olursunuz. West Ham'la Olympiakos karşılaşması. İlk mücadeleyi canlı yaptım. Aynı şekilde ne verdim? İlk yarı 0.5 küs vermiştim. Dedim ki golü Olympiakos atabilir. 3.21 gibi oranı vardı. Öyle adamlar buluyor. Pozisyon buluyor abi. Ne vereceğim? Gördüğümü veriyorum orada. Burada da aynı şekilde West Ham. Ee, Natigun Foros'la kendi evinde oynayacak. Eğer ki Avrupa'da ilerlemek istiyorsa Yener. Avrupa'da ilerlemek istiyorsa Grup da biraz karışık açıkçası. Yenmesi de lazım. Mücadelenin indeks beklentisi 2-0'lık bir skor. Ben burada Matsuni bir direkt sizlere öneririm. 47 gibi orandan. Ama diyorsanız ki yine bir sürpriz çıkar vesaire. Alternatif olarak yüksek oranlamaya veya sisteme atabileceğiniz 2-3 golün oranı da 1.92 Ama ben Ham galibiyeti bekliyorum. Real Betis de Aris Limasol mücadelesi. Limasol tarafları ben Mausa'da üniversite okurken 4 yıl orada okudum. Bunlar geliyordu gidiyordu orada Doğan Türk, Türk gücü falan var. Bazı takımlarla falan maç yapıyordu. Birkaç kere maçına gittiğim oldu Kuzey tarafındayken. Real Betis tutucu bir oyun oynar burada bence. Mücadelede çok gol olmasına izin vermez ki zaten Real Betis tarafı en son bunlara deplasmanda 1-0 yendi. Orada da ilk gol Real Betis'e girmiştik ki kazanmıştık. Burada aynı şekilde dostlar ben 4.5 altında bir tek tercihim olur. Real Betis kazanır fakat 2-0, 2-1'e yarın biter gibi geliyor bana. Onun da oranı 151 gibi oran. Real Betis tutucu oyunu sergileyerekten de burada mücadeleyi kazanır. Ama mücadele 4.5 altında biter gibi geliyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan önerdim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artı 500 seviyesinde beni bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.